Merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu. Rüzgarlı bir gün. Evimin yakındaki ormana geldim. Ve bu mekanı daha önce sizlerle paylaşmıştım. Albastar'ın bir kamışını tanıtmıştım. Bu kez rüzgarlı havadan da korunmak amacıyla kuytu noktaya geldim. Ve sizlerle pek çok arkadaşın bana ulaşarak değerlendirmemi istediği Savage Gear'in SG2 183 santim uzunluğundaki bir 3,5 gram atarlı micro game kamışını paylaşacağım ve ufak bir av yapmaya çalışacağım rüzgar el verirse. Şimdi kamış şu anda piyasada mevcut ama tükenebilir. Çok uygun fiyattan çeşitli nedenlerle sanal marketlerin uyguladığı fiyat politikası şudur budur bir nedenle normalde TL söylemeyeyim ama 60 dolar civarında olan kamış şu anda 45 dolar civarında balık marketlerde satın alınabiliyor. Ben de bu kamışı sizin için satın aldım. Zaten kullanabileceğim bir kamış biliyorsunuz mikro LRF tarzında avlandığım için. Çok şık bir çanta da geliyor. Savage Gear'den beklenecek şekilde. Yani Savage Gear'in her tür ürününü beğenmeyen bir insanım ama kamışlarda gerçekten iyi bir marka. Özenli yapıyor. Çok adetli yapıyor dünyaya vesaire muhtemelen. Savage Gear'in bu kamışını şöyle çantasını açalım. Şu kenara koyalım. Şöyle bir kamış arkadaşlar. Çok şık. Çok zarif. 85 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz arkadaşlar kamışın. 85 gram. Son derece zarif. Çok beğendim. Ben de ilk defa gerçekten açıyorum size. Şöyle. SG2 Savage Gear yazıyor. Bakın Seaguide. Seaguide arkadaşlar bir Çin markası ama yani hem Okuma'nın hem Savage Gear'in hem de pek çok markanın kullandığı aslında üst seviye halkaları ve guide'ları, yatakları bulunan bir kamış. Bir marka Seaguide. Hatta ödülleri olan bir marka. Araştırırsanız görürsünüz. Onun için hani kötü bir şey değil. İlla tanınmış markalardan olması Fuji gibi mesela gerekmiyor. Çünkü Fuji'nin de giriş seviyesi yatakları ve halkaları var. Seaguide'ın da giriş seviyesi ve üst seviye halkaları var. Çok incelemedim detayını bilmiyorum ama yani orta seviye olduğuna eminim. Çünkü 60 dolar civarında bir kamış orta seviye olarak değerlendirilebilir fiyat olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halka gayet standart 8 halka. Ben çok beğendim. Eva bir tutma yeri var. Sap nispeten kısa. Küçük jiggingler için. Bakın. Çok uygun. Muhtemelen solid bir kamış. Oldukça parabolik bakın. Yani yarı parabolik diyelim. Tüm gövde değil ama yani bağlantı noktasından itibaren çok güzel bir gövdeye destek veriyor. Kamışın uç tarafı. Ben beğendim. Burada neler yazıyor? Bir 3,5 gram atarlı diyor. Şurada ne yazıyor? Şöyle bakarsak fast, moderate fast. Yani çok ultra fast değil, moderate fast. Ne demek? İşte o gövdeden esneyebildiğini gösteriyor kamışın. Ultra fast kamışlar daha çok uç tarafı çok esniyor. Ama geri kalan daha sert olabiliyor. Ne diyor başka? SUL Moderate Fast ve 2 gram demiş okuyabilirsem DPT-CW ne olur? Çok bilemedim. Neyse sonuçta ortalama 1,5 gram, 1,5 gram, 2 gramlık küçük kaşıklar, mikro kaşıklar ve plastik mafsallı ciket kombinasyonuyla çok güzel av yapabilirsiniz. İstavrit avlayabilirsiniz. Tatlı su da
çok güzel avlar yapabilirsin. 183 santim zaten 180-190 gram, santimetre arası tercih etmeniz gereken boylardır arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şu şeylerden bir kurtulalım. Takımımızı kuralım. Bir ufak bir av yapalım sizde. Şimdiden yani olumlu bir görüşüm var. Muhtemelen gayet de güzel çalışacaktır. Çok ucuz bir kamış değil ama orta seviye ve uzun süre kullanabilmek için kullanabileceğiniz bir kamış olduğunu düşünüyorum. Yani bizim 20 milimetrelik mikro sahtelerle 20-40 milimetre arası ve 1 gram 2 gram arası ağırlıklarla ve yeni getireceğimiz mikro kaşıklarla, SB Fishing ve benzeri kaşıklarla çok rahat kullanabileceğiniz bir kamış tavsiye edebilirim şimdiden. Evet, takımımızı kuralım, devam edelim. Arkadaşlar, takım bilgisi vereyim. Şöyle 1 gram mafsallı ağırlık. Ultralight X-Snap Gurza'nın. Bunun X-Ultralight'ını şimdi görmedim çantamda ama X-Ultralight'ını da kullanabilirsiniz. Burada küçük klips kullanmanın avantajı arkadaşlar, bu kadar küçük bir takımda, yani 14 numara, 12 numara mafsallı iğne. Bu şu anda MH14 arkadaşlar. Yakında yine stoklarımıza gelecekler. Bu MH14, 12 numara, 14 numara iğnelerde 1 gram mafsallı ağırlık ve klipsin ne kadar küçük olursa bu takım içerisindeki görünürlüğü de o kadar azalacaktır. Tabi her zamanki gibi tanta çantamızı alalım arkadaşlar. Mart ayından beri bu tür videolar yapıyorum. Bakın aynı çanta. Kullanılmış sahtelerim var burada benim. Daha önce kullandığım balık avladım. Şöyle mesela biliyorum tanta 20 mm'lerde bitti. Onlar da yolda yakında bütün renkleriyle yeniden stoklarda. Hatta sürpriz renkler de gelecek. Böyle bir fan grubu oluştuğunu, bir meraklısı olduğunu biliyorum bu mikro sahtelerin. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. 12 numara MH14 mafsallı ağırlığa uygun geniş delikli iğnemize 0.14 renk Violet Blue tanta 20 mm'mizi şöyle takıyoruz. Şöyle bakın, şöyle bir sunum. Bakın iğne ne kadar küçük gözüküyor içinde. 1 gram mafsallı ağırlık. Arkadaşlar 1.7 LB, yani yaklaşık 600-700 gram çekerli. Bu kadar ince olması gerekmiyor ama yani bunun üzerinde o kuruluydu. Exaj FT benim vazgeçemediğim efsane makinem. Yani 200 gramın üzerinde bu muhtemelen ağırlığı ama hala ilk günkü gibi 6 yıldır kullanıyorum. 600 gram çekerli tam gövde fluorokarbon arkadaşlar. Hemen kalamamızı ayarlıyoruz. Kafayı değiştirmiştim, onun için kalama açık bu kadar. Ve arkadaşlar ilk atışımızı yapıyoruz şöyle. Yani biliyorsunuz bakın balıklar gözüküyor zaten. Bakalım SG2 Micro Gamer kamışımıza. Bakın ilk atış geldi. Atladılar arkadaşlar ve aldım arkadaşlar. Tanta 20 mm böyle bir şey, biliyorsunuz zaten alanlarınız şey yapanlar. Yani balığın boyutuna göre sahte kullandığınızda zaten LRF'nin arkadaşlar bütün olayı o. Yani tek bir tür sahteyle değil de hedeflediğiniz balığın büyüklüğüne ve doğasına uygun sahte kullandığınızda her zaman başarı olacaktır. Bakın takip geldi. Şimdi ürktüler demin tabii. Yakalandılar. Biraz daha uzağa attım. Hemen atladılar. Şu tarafa atayım şöyle. Şuradan. Tabi burası çok durgun ve berrak bir su şu anda arkadaşlar. Bakın bir tane daha kandırdım. Yani siz olayı anladınız. Kamışın hassasiyeti hiç fena değil. Biraz sert geldi bana. Biraz sert. Yani benim şeyden daha sert. Max Speed Extreme'den daha sert bir sahte kamış. Ama bu güzel bir haber. Çünkü küçük 1-2 gramlık sahtelerde de çok hafif olmayacaktır. Çok yumuşak olmayacaktır.
Ben seviyorum böyle kamışları. Çok yönlü. Eminim küçük kaşıklarınıza da 2 gramı geçmeyecek şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet, şimdi mesela uyandılar balıklar. Artık atlamıyorlar ama 2 tane 3 tane vuruşu alabildik. Siz anladınız. Şimdi ilerleyeceğim buradan. Sanıyorum tanıtım iyi oldu. Az görünen bir gövde. 1 gram mafsallı ağırlık. 12 numara MH14 mafsallıya uygun iğne. Ve bu takım için irici olan Ultralight. X Ultralight değil. Ultralight X-Snap Clips. Devam edeceğiz avımıza. Teşekkürler. Arkadaşlar rüzgar sesinden dolayı şimdiden özür diliyorum ama durum bu yani. Olabildiğince korunaklı bir noktaya geldim balığın olabileceğini düşündüğüm. Kamışta şurada bir sahtenizi takabileceğiniz nokta var. Güzel bir şey ve sabit öyle oynar kafa değil. Oynar kafalar bazen kapanıyor, açılıyor, rahatsız edebiliyor insanı. Kamışı biraz sert buldum ben arkadaşlar. Hani abi kamıştan bahsedecek çünkü balık tutmak olay iyi değil şu anda videodaki olayımız. Çok hissetmiyorsunuz. Daha 1 gram 2 gram sahteler için uygun diye düşünüyorum ben. Hani 1-3.5 deyince hani tantelen çok güzel çalışır mı 20 milimetre? Evet çalışır. Ama o düşündüğünüz yani 3.5 gramın sunabileceği hassasiyet değil. Yani ben atışı yaparken ağırlık oluşturamıyor kamışta. Nasıl anlatayım? Çok net hissedemiyorum şeyi. Sahteyi attığım noktaya belki biraz alışmak lazım kamışa da ama çok 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 hassas değil. Yani daha böyle 1-1.5 gram, 2 gram 2 gram gibi ya da işte küçük kaşıklarla falan av için çok ideal gibi geliyor bana. Tabii ki hassas. Ama çok hassas değil. Yani ama bu fiyata kaçırılmayacak bir kamış bence. Sonuçta tatlı su devreyi vesaire avlıyorsanız böyle meralarda kızıl kanat mutlaka edinin. Yani mutlaka kaçırmayın bitmeden. Bir daha gelir mi gelmez mi ne zaman gelir? Bunu getiren firma sanıyorum nasıl atladı? Cengiz Balıkçılık galiba. Belki bu SG serisi çıktığı için hepsini getirdi. Bir daha bu kamışı getirir mi? Bilmiyorum yani hiç tanımıyorum insanları. Ve eğer hafif takımla, yani ultra hafif takımla ilgileniyorsanız benim gibi mutlaka edinin. Yani beğenmezseniz de satarsanız mutlaka alıcısı çıkacaktır. Bu fiyata özellikle şu dönemde. $60 dediğim gibi normalde ama şu anda $50'ları çok rahat bulabiliyorsunuz piyasada. Tavsiye edebileceğim bir kamış. Sahteyi değiştirdim. Biraz parçaladılar, atladılar demin. Parçalamadılar da sanki daha doğal bir renk. Burada daha çok işimize yarayacak. Bu clips takma arkadaşlar mafsallı ağırlığa çok önemli. Çünkü bizim mafsallı ağırlıklar kaliteli arkadaşlar. Delikleri, yani telimiz çok ince. Tel, kullanılan mafsalın içindeki o mafsal dediğimiz şey tel. Çok ince. Piyasadakilerle karşılaştırmayın sakın. O çok hızlı bir şekilde balık vurduğu zaman geri çıkabiliyor. Onun için bu clips o kurşundan o mafsallı telin bir taraftan diğerine geçmesini önlüyor. Dolayısıyla misinanın kopmasını önlüyor. Aklınızda olsun. Arkadaşlar 012 kaos rengi, kahverengi. Hava biraz karanlık bugün. Dolayısıyla koyu renkler dikkat çekecektir. Doğal ve koyu renkler. Çünkü su çok berrak, çok temiz. Yani insanın yüzesi geliyor. O kadar temiz. Dolayısıyla görünürlüğü var. En azından doğal bir renk kullanıp bakalım ilgi çekebilecek miyiz? Birinci balıklarına hemen vuruş geldi. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Alttan zıplayıp zıplayıp arkadaşlar üstüne atlıyorlar sahtenin. Çünkü burada böyle bir kurdu bekliyor balıklar. Şöyle biraz eğileyim. Beni de görüyor olabilirler. Mesela şu atışı çok hissiyatla yapamıyorum. Yani biraz sert bir kamış. Yani bu gramajdan beklenmeyecek kadar sert bir kamış. Ama büyük balıklarla mücadelede size avantaj sağlayacaktır bu. 2 gram, 3 gramlık ağırlıklara ve
kaşıkları kullanabilirsiniz. Ama 4 gram değil arkadaşlar. Yani atabilirsiniz ama onun için yapılmış bir kamış değil bu. 2 gram, 2,5 gram, max 3 gram. Ben olsam 1,5-2 gram yani. Hep orta değer arkadaşlar kamışlarda. Çok vuruş aldım ama çok berrak su. Şöyle düzeltelim. Bakın yamuldu. Yani tanta 20 mm tabii çok videomuz onun için çok doldurmak istemiyorum. Birkaç kaşık deneyeceğim. Tanta 20 mm 0-12 kaos rengimiz. Dibe biraz indirip şöyle hoplatıyorum. Bir daha. Balıklar uyanık arkadaşlar. Hemen atlamıyorlar. Gözümün önünde bile atlıyorlar şu anda. Bir de şimdi biraz daha alışmaya başladım kamışa. Alışmakla da alakalı tabii arkadaşlar. Yani vücut, el, bilek kamışa alışmalı hemen. Hemen maksimum performansı beklememek lazım. Ve arkadaşlar evet, dipten büyüğü geldi. İnci balığının büyüğü de bu kadar oluyor arkadaşlar işte. Ama kamış çok güçlü. Yani bu tür balıklar için güçlü. Öyle diyeyim size. Şöyle suya salalım. Düşmeden. Evet, balığımızı bir tane daha ince yakalayacağım. Sonra arkadaşlar çok videoyu uzatmak istemiyorum. Kaşıklara geçeceğim. Çünkü sanıyorum bu kamışın esas gücü kaşıklarla ortaya çıkacak. Bu merada değil ama önümüzdeki günlerde tek çekeceğim videolarda kaşıklarla da çok güzel avlar yapılabileceğini düşünüyorum bu kamışla. Dolanmış biraz. Son atışımızı yapalım şöyle. Evet, kamışa alıştık aşağı yukarı. Zarif bir kamış. Renk seçimi vesaire. Keyifli avlar yapacağınıza inanıyorum. Kaşıklara geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tabii buranın balıkları için yeterince küçük değil bu kaşık. Air modeli arkadaşlar. Bunların 1 gramları da gelecek yakında. Klips olarak da aslında ultralight değil, light'ı kullanmak lazım ama hani olabildiğince küçük olsun dedik sunumumuz. Bu sahteyle daha önce büyük kasnaları avladık biliyorsunuz, videolarımızda var. Şu yukarıda linki sizle paylaşıyorum. Bakalım küçük kasna yavrusu diyebileceğimiz inci balıkları. Bakın ne kadar güzel attı atar aralığı olarak. Sahtenin ucunda çok iyi hissedebiliyorum kaşığı. Çok güzel aksiyon alabiliyoruz. Şöyle biraz şu tarafa doğru mesafemiz olsun. Şöyle uzağa doğru atacağım arkadaşlar. Çok ideal yer değil ama bakın ne kadar mesafe aldı 2 gramla. Oradan 2 gramı şimdi mesela kasna merası olsa burada çok keyifli. Neler neler gelir diye hayaller kurabilirdik yani. Ama tabii küçük balık olduğu yerde çok yavaş sarımla atlıyorlar arkadaşlar. Oy 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 oy, nasıl takip, nasıl takip, atladılar yani. Bu kadar küçük balık bile arkadaşlar bu kaşığı atladı, öyle diyeyim size. Arkadaşlar burası daha geniş ve en azından benim kaşığı daha rahat görebileceğim bir yer. Şimdi rüzgarla birlikte ileri atıyorum. Biraz dibe inmesini bekliyorum. Bakın çok yavaş sarımla. Air'in en büyük özelliği suyu çok fazla tutması arkadaşlar. Onun için yalpasını doğru yapabilmek için şu yavaşlıkta çekmek lazım. 1 gram, 2 gramlık, 2,5 gramlık kaşıklarla çok rahat bu kamışı kullanabilirsiniz. Vuruşlar geliyor. Bir farklı marka, şimdi söylemeyeceğim ismini. Yine Ukrayna'dan bunu da getirmeyi düşünüyorum. Özel böyle
düşük gramajlı kaşıkları var. Böyle bir larva tarzı bir kaşık bu. İnce, uzun ve böceğe benzer silüetiyle ve düşük gramajıyla, nispeten düşük gramaj. Sanıyorum 1 gramı 1.2 gram vesaire gibi bir şey bu. İlgi gösterecekler mi? İnci balıkları. Kahverengili, hafif sarı noktalı bir renk, bir model seçtim. Böcek suya düştü. Aldım arkadaşlar irilerinden bir tanesini. İşte kasna olsa arkadaşlar, bakın iri görüyor musunuz? Çünkü boyunun sahteye uygun olması lazım. Hemen acıtmadan küçük gramajlı ve doğru renkte kaşık her zaman arkadaşlar iş yapacaktır. Bakalım, deneyelim. Bu sarı noktalar falan arkadaşlar koyu rengin üzerinde nokta. Yani ben onu gördüm şimdiye kadar. Müthiş ilgi çekiyor. Koyu silüet sahteyi küçük gösteriyor ama o küçük noktaya odaklanıyor. Gözüne kestiriyor balık ve atlıyorlar arkadaşlar. Tabii kasna olsa burada büyük balıklar, çok daha fazla skor yaparız muhtemelen. Bu mikro kaşıkları şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Avcılığınızı çok arttıracaktır. Tatlı su zevreği, turna, kasna, alabalık avlarında kullanabilirsiniz. Tek tür diye düşünmeyin. Alabalık kaşığı diye geçiyor bunlar ama aslında öyle değil. Tatlı sudaki tüm türler böcekle beslenir ve bu böceklerin peşindeler arkadaşlar şeyler. Balıklarda. Demin mesela vuruş geldi, alamadım. Biraz daha ileri atayım ve tarama alanınızı çok geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Kaşık çünkü çok uzun mesafelere gidebiliyor. Önünüzdeki bölge yorulduğu zaman sağa sola yürümeden fazla 10 metre sağa, 20 metre sola. Turna olsa mesela hemen atlar bu tür kaşıklara. O zaman tabii bizim mikro tellerimiz var. Onları kullanmanızı tavsiye ediyoruz her zaman. Evet arkadaşlar, deminki noktaya geldim. Şöyle ağaçlara takmadan ağaçtan düşen böcek gibi kaşımızı attık. Vuruş geldi. Burada büyük balıklar var arkadaşlar. Ağaçların diplerinde önce atlayabiliyorlar. Bir daha geldi. Poposundan poposundan arkadaşlar deniyorlar. Muhtemelen bir tane kandıracağız buradan. Rüzgar da bize kamuflaj yapıyor. Suya düşen böcek. Çünkü bu tür rüzgarlı havada balık daha çok böceğin düşeceğini biliyor ağaçlardan. Onun için atlama yüzdesi yüksek olma ihtimali de var diye kendimce düşündüm şu anda. Yani ideal zaten mera bu değil arkadaşlar. İdeal mera kasna, turna, tatlı su levreğin olduğu mera. Ama burada da kandırabiliyorsak zaten mikro kaşıkların ne kadar değerli silahlar olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu tür bir kamışı da yakalamışken SG2 Micro Game Savage Gear'in yeni kamışı. Bize güzel bir yürüyüş sonrası antrenman yapma fırsatı verdi. Hani balıklar dibinde dolaşıyorlar arkadaşlar ama gözleri yemiyor. Küçükler çünkü. Biraz daha ileri attım. Vuruş geldi. Vuruş geliyor en azından arkadaşlar. O önemli. Peki iğneyi küçültürsek ileriki videolarda
Yüzlerimizi arttırabilir, aldım arkadaşlar. Yine irilerden bıraktı son anda. Vallahi çok keyifli. Sürekli atlıyorlar. Farklı bir model arkadaşlar. O söz ettiğim markanın ince uzun silüetli. Koyu renk, üzerine kırmızı nokta. Bu da oldukça düşük profilli bir saatte. Biraz daha ağır bir gramajı. Bakalım profili bu balıkları cezbedecek mi? İnce uzun gövdesi. Evet, takip alıyor arkadaşlar. Şöyle biraz profilimizi biz de azaltıp sahtemize yakın. Düz selam arkadaşlar. Evet. Hiç fena değil aksiyonu. Biraz da ağır bir gramaj. Muhtemelen 2 grama yakın bu. Küçük sahtelerim yok arkadaşlar. Gelecekler ama yakında. O zaman farklı videolarda yaparız onlarla. Akçek sisteminde avlanmayı seven ve tatlı suda avlanacaklar için bu mikro kaşıkları tavsiye ediyorum size. Evet. Son atış. Yani Kasna merasına gitmek çok istedim şu anda gerçekten. Bu ağır sahtelerin de güzelliği dibe hızlı gidip dipten tarama yapmamıza izin vermesi. Dipte iriler varsa her modelin de bir arkadaşlar aksiyonu var ve ona göre bir hızda gitmesi gerekiyor. O modelin doğru aksiyonu öğrenmek lazım. O da tecrübeli oluyor. Arkadaşlar avımızın sonunda birkaç balık yakalayıp gidelim dedik. Kaşıklarımız bu küçük balıklar için büyük geldi. Birkaç tane kandırdık ama yeterli değil. Tanta 20 mm her zamanki gibi. 0.55 12 numara yine. 1 gram mafsallarlık, biraz yamuk kaldı. Düzeltiyoruz. Yavru kurdumuzu, küçük mikro kurdumuzu arkadaşlar. 1 gram mafsallı ağırlıkla ya da kıstırma kurşunla, biliyorsunuz öyle bir videomuz var. Küçük balıkların olduğu bu merada kullanmaya başlıyoruz. Hemen vuruşlar geldi. 1 gram limit arkadaşlar. 1 gramın altında denemeyin çok bu kamışla. Biraz sert çünkü. Önünde yavru balıkları görüyorum. Yani balığın aç olmadığını düşünüyorum şu anda. O baharki zaten şeyleri yok. Bu küçük yavru balıklarla rahat rahat besleniyor balıklar diye düşünüyorum. O yüzden çok skor yapamadık. Merada ne kadar çok yavru balık varsa o kadar balık tok oluyor ve agresifliği azalıyor tabi. Ama ben sonuç olarak kamışı beğendim. Videolarda kullanırız zaten bunu önümüzdeki günlerde. SG2 Savage Gear 1.3,5 gram atarlı mikro gain kamışı. Gerçekten mikro game'e uygun. Bakın bir tane daha kandırdık inci balığı. Şöyle. Doğalarına aykırı davranamıyor balıklar sonuç olarak. Teşekkür ediyoruz bu ufaklığa. Ve bu videomuzu da sonlandırıyorum. Mikro game, Savage Gear, SG2, 183 gram atarlı
1,3 gram atarlı kamış arkadaşlar. 183 santimetre uzunluğunda 1,3 gram atarlı kamış. Tavsiye ediyorum. Herkese rastgele.